Onunla Haşhavi'ye bağlı diğer e, paramiliter güçler var. Ama hiç kimse Haçlı Şabi'nin ortadan kalkmasını istemiyor. Şimdi Türkiye'yi Türkiye, Türkiye ilgilendiren bir konulardan bir tanesi, bir de tabii şeyi söyleyeyim, e, bir de e, Oval'dan itibaren, Ova Köy'den itibaren e, şeye doğru, e, merkeze, Bağdat'a doğru yapılacak olan bir köprü var e, bölgede. Çünkü şu anda sadece tek yerden, o Silopi bölgesinden ee, şey yapıyoruz. Ee, Zava bölgesinden e, sınır geçişleri yapıyoruz. Habur, evet, Habur üzerinden Eğer bunu yapabilirsek bir sınır kapısı açılması evet, Habur üzerinden. Eğer şey yapabilirsek Ova, Ova köy kapısını açabilirsek o zaman e, sorun tabi e, şöyle e, Kürt bölgesine gelmeden PKK'nın etkisi olmadan doğrudan e, şey bölgesine e, Şii bölgesine de e, ulaşmış olacağız. Yani böyle bir imkan tanıyor tanınıyor. Şimdi hem asay sorunu var bir, İkincisi e, şeyle e, bölgesel Kürt yönetim bölgesiyle merkez yönetim arasında petrol paralarından kaynaklanan e, sorunlar var. E, bir de kendi işlerinde sorunlar var. Yani e, şeyle ilgili yönetim sorunları var. Başka e, bölgede 5-6 e, tane belki başta olmak üzere eee anayasanın 37. maddesinde belirlenmiş ee, tabii zaman Irak'ın sorunları da. Biz şu geçir. anda özür dilerim. Biz şu anda kısa vadede Irak Başbakanının ziyaretiyle birlikte hangi meseleleri çözmeyi ümit ediyoruz? ya Yani da... biz şunu birinci konu herhalde PKK konusudur. Tamam. PKK konusunda PKK'nın hem Çinçardan hem de diğer bölgelerden yani işte, e, başkalarının e, gözetlemiz yerlerinden Doğu'dan diğer bölgelerden atılması için. E, ...ya da oradan gönderilmesi için... ...Irak'ta birlikte çalışacağız. Sadece Irak'ın gücü... ...ve şeyin gücü yetmiyor, yeterli olmuyor. Irak bölgesel Kürt yönetiminin... ...gücü yeterli olmuyor. Onlarla birlikte... ...Türkiye'nin de bölgede yardımcı olması lazım. Hem bu şekilde... ...hem sızmalar önlenecek... ...hem de bölge PKK'dan temizlenecek... ...ve bölgede asayiş... ...sağlanacak. Tabii asayiş aynı zamanda... ...ticareti etkiliyor. Biliyorsunuz... ...Bora hattına şey yaptılar... Petrol boru hattına e, sabotaj yaptılar. Hı hı. E, bu sabotajlar devam ediyor ve devam edecek de. Yani bu bölgede mutlaka PKK'nın e, ortadan kaldırılması lazım. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük ihtimalle yardımı olur diye değerlendiriyorum. O, o da daha evvel de size söylemiştim. Yani bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın bu kadar güçlenmesini istemiyor. Tabi e, tabii hiçbir zaman PKK tamamen ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Yani mutlaka ...büyük emperyalist devletlerin elinde bir kukla olarak kalacaktır. Ama e, bu Türkiye için büyük bir şans. Yani böyle bir fırsatı yakalamışken e, PKK'yı bölgeden... E, ...en azından e, Irak kuzeyinden uzaklaştırma, Irak'tan uzaklaştırma... E, ...bunun içerisine şey dahil, e, anlaşmalar dahil... E, ...yani e, sadece güçle değil, evet. güçle beraber işte Kandil'deki liderler nereye gidecek? İran'la görüşmemiz lazım, merkezi şeyle görüşmemiz lazım bölgesel kürt yönetimle görüşmemiz lazım. Bu çoklu bir mesele. Belki evet. Rusya'yla da görüşmemiz lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu konuda eee PKK'nın burada çok fazla güçlenmesini istemez. Bu aynı zamanda evet. şeyin önünde kesiyor biliyorsunuz. Şeyle bölgesel kürt daha doğrusu PD ile kanlı arasındaki makas da açılmış vaziyette. yani şey PD Amerika'ya daha yakın ve Amerika Birleşik Devletleri Kandil'i tasvip etmiyor. Ee, bir an evvel sorunun çözümünü ve Kandil'le şeyin, e, düzeltiyorum, e, şeyle, Kuzey Irak'taki Barzani yönetimiyle PYD'nin birlikte hareket etmesini istiyor. E, bu konuda da e, bir çözüm ortaya çıkabilir diye değerlendiriyorum. Peki. E, Amerika, Amerika ile Rusya arasında biraz farklılık da var ama. Peki konuşacağız. E, sorun sorun şu. Yine Tabii. E, efendim bölüyorum şimdi. Ben iyi bir de söylemem gerekiyor efendim ama tamam. Konuşacağız. Devam edeceğiz iki elimde de bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam. Irak Başbakanı ile birlikte heyetleri de e, selamlıyorlar. Bakanlar düzeyinde hem Türkiye'nin hem İran bu ziyarette bulunduğunu, Cumhurbaşkanının görüşmesinden sonra heyetler arası görüşmenin yapılacağını bunun da önemli olduğunu bir kez daha ifade ederim. daha önce biz Irak'la yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşmaları imzalamış e, ki yanılmıyorsam 40-50 evet. civarında anlaşmaydı bu. Eski anlaşmaların da üzerinden geçilmişti. Ama tatbiki konusunda herhalde 2010'daki seçimlerden sonra yaşanan kriz, El-Rakiye Bilon desteklenmesi, sonra Maliki-Türkiye ilişkileri, Maliki'den sonra devam eden süreç pek çok kriz beraberinde geldi. Bir miktar Haydar El-İbadi ile yumuşatılmıştı. Şimdi yeni bir dönem. Naim Babiroğlu, ekleyeceklerinizi alayım. Bir de Kazimi'nin İran, biz hep Irak Başbakanları'nı konuşurken İran'ın tesirini de bir yerde cümlenin içerisinde değerlendiririz.